Güneş girmeyene ve doktorun gelmiş şifa cefem. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün öncelikle videoda çekeceğim kısımdan önce şunu belirtmek istiyorum. Çarşamba günü saat 9 civarı Twitch'ten taktiklerinizi izleyicilerle beraber hep beraber konuşalım. Siz de insanların görmesini istediğiniz bir taktiğiniz varsa Discord kanalıma gelerek, Discord kanalıma da videonun altına bırakacağım. Geldikten sonra şu taktik kısmına şu şekilde benim de gösterdiğim gibi örnek olarak şöyle atacaksınız. Yayına gelebilirsiniz. Yayında siz de anlatırsınız. Niye böyle talimatlar verdiğinizi, ne yaptığınızı, nasıl başarılar aldığınızı da anlatırsınız. Böyle yaparak taktikleri burada atalım. Hep beraber konuşalım diye bir videoda düşünüyorum. Bunun da duyurusunu yaptıktan sonra dediğim gibi Discord'da taktik kısmına taktiğinizi atıp Twitch linkimi de aşağı bırakacağım. Dediğim gibi çarşamba saat 9'da başlayacağımız yayında taktiklerinizi hep beraber konuşalım. Hepimiz birbirimize bir şeyler gösterelim diye düşünüyorum. Bu şifacı taktiğim eğer biliyorsanız draftlarda kullanıyorum. Genelde başarılı oluyoruz. Tabii taktiğin şans kısmı da var. Hani bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bir de her takımla belli başlı şeyler yapılabilir. Hani bir sezonda bir takımı alıp da hani 17. 16. olacak takım tabii birinci yapabiliriz ama bu her zaman da olabilecek şeyler değil yani. Ya da kariyere bir giriyorsun kötü gidiyor bir giriyorsun iyi gidiyor olabilir. Yani bunlar değişken olabilir ama ben ana hatlarıyla niye böyle bir taktik yaptım? Neleri değiştirebileceğinizi eğer kullanmak isterseniz ben ne yaptığımı kısaca size anlatmak istedim. Bir tane en kötü bir tane pasör stoperimiz olmalı. Çünkü defanstan kısa pasla topu çıkartacak. Bu yüzden pasör stoperimiz olması gerekiyor. Bu üçüncü sezonumuz. Ben size ilk sezon, ikinci sezonda neler yaptığımı da videonun son kısmında gösteririm. Şu an taktik üzerine konuşmak istiyorum. Bir tane pasör stoperimiz olsun. Kanatları, bekleri niye ileri aldın mı? Açıklayacağım. Öncelikle mevkilerini söyleyeyim. Dediğim gibi bir tane stoper de pasör stoper olsun. Kaleci libero tercih ediyorum. Normal kaleci de isteyebilirsiniz. Bu kısım gizli libero daha çok kullanıyorum. Kanat bek otomatik yapıp talimatları bir tık daha hani biz verelim istiyorum. Bu kanatları ters ayaklı kanat hücum destek size kalmış. Ben hücumda kullandım. Arsenal'de oyuncularımızın kalitesi de bir tık iyi olduğu için önde sıkıntı yaşatmazlar dediğim. Forvet, yaratıcı forvet ya da çalışkan forvet kullandım ama bu kariyerde daha çok yaratıcı forveti denedik. Orta saha ikilimizde bir iki yönlü orta saha. Diğeri de gezgin oyun kurucu, ofansif oyun kurucu, defansif oyun kurucu, Mezzala. Bu değişiyor. Niye? Takımdaki oyuncuların profilleri. Baktık performans alamıyoruz. Değiştirmemiz gerekiyor. Yani taktik bu hani bir yerden hatalarını fark edip gerekli eklemeleri sizin de yapmanız lazım. Ben de olabildiğince analiz kısmından bakarak bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi şu kısmı anlatmam gerekiyor. Bekleri niye ileri aldım ve niye böyle bir şey yaptım? Şimdi Arsenal'de 3. sezona geldiğimiz için ve kadromuz iyi olduğu için çok önde ve çok önde basıyor. Ama normal ilk sezonda kullandığım zaman nasıl yapıyorum? Eğer mesela Beşiktaş, Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ın kadrosu o kadar iyi olmadığı için yani Fener ve Galatasaray'a göre yani iyi bir kadro ama sıkıntılı ve Avrupa Ligi'nde de başarılı istediğimiz için şu kanatları buraya çekebiliyorum. Buraya çektikten sonra bunu çok önde yapıp bunu bazen çok geride alabiliyorum. Oyunu kanatlarımız da hızlıysa orta sahada sıkıştırmak için. Şimdi şurada orta sahanın kalabalığını gördünüz. Bu gizli libero burada. Kanat bekleri de ileri aldığı için şu kısım 7 kişilik bir orta sahamız olmuş oluyor. Ve stoperleriniz de yavaşlıysa arkaya atılan top sıkıntısı çok da yaşamıyoruz. Ama stoperleriniz tehlikeliyse bunu standart ya da öndeye alabilirsiniz. Bu oynamaları sizin yapmanız lazım. Analizlere bakıp eğer bu taktiği kullanmak isterseniz tabii ben burada anlatmak istiyorum. Eğer takımın ileri attığı iyi. Yani takımın kadrosunun bir tık iyi olduğunu düşünüyorsan şu şekil önleri alın. Bu kısımda da yine ön ya da çok ön standart tamamen sizin takıma ve analizlerine kalmış bir şey. Ama ben genelde ilk başladığım zaman ön ve standart ya da ön ve bir tık geride yapıyorum. Sıkıntıya düşmeyelim yani orta sahada maçı kazanıp alalım diye. Ama takım iyiyse güveniyorsanız bence ilk yapmamız gereken çok önde çok önde. Zaten taktik ilk hali de bu. Gizli libero kullanma nedenim. Şimdi bekler ileri gittiği için stoperler ikisi yalnız kalmış gibi oluyor. Veya bunlar hani açılması da gerekebilir arkaya atılan topta biri sağa biri sola. Hani öyle bir kanatlar geldiği zaman arkaya geçtiği zaman. Şimdi gizli libero defansa yardımcı da oluyor. Yani aslında 3 stoper oynamış gibi oluyoruz. Bir tanesi önlerinde olmuş ona. Basit olarak böyle anlatabilirim. Hem defansa top çıkartırken yardımcı oluyor hem hücumda 2 stoperin önünde duruyor. Ve bir anlamda onlara destek de olma yükünü çekiyor. Bu yüzden gizli libero kullanıyorum. İki yönlü orta sahaydı. Biliyorsun zaten iki yönlü orta saha.
Hani iki taraftan basit olarak anlarsın. Hani iki taraftan da mekik yapmasını düşündüğümüz için kullanıyorum. Kanat bek niye otomatik verdim? Bazı talimatları hani kendim eklemek istediğim için. Hücuma daha fazla çıkmasını, destek vermesini istiyoruz. Orta daha az yapmasını neden istiyorum? Daha çok içeri pasla girelim. Çünkü rakip cezana paslaşarak gir demişiz. Hani bunu yansıtmasını istediğim için beklerime böyle bir talimat veriyorum. Ardından daha fazla top sür diyorum. Bekleriniz driblingi iyiyse bunu da verin. Dediğim gibi oyuncu özellikleri, kadro kaliteniz belli başlı talimatları değiştirmenizi sağlaması lazım. Ha, direkt olduğu gibi taktik işe de yaramayabilir tabii bu, bilmiyorum. Ben açıkça hep faydasını gördüm. Draftlarda da gördüm. O yüzden bunun videosunu çekmek istedim. Daha az şut çek, bekleri her ne kadar daha az şut çek desek de maalesef çok sayıda şut çekiyorlar. Bunun önüne geçemiyoruz. Risk almasını istiyoruz. Oyuncu kalitesine güveniyoruz. Bir sıkıntı olmaz diyoruz. Daha az orta yapıda söyledik. Sol bekteki talimatlarımız da aynı. Gizli liberonuza talimat ekstra olarak ben ne verdim? Daha az şut çek vermişim. Bu oyuncunun şutuna göre size yapmanız gereken bir şey oluyor. Daha fazla risk al yine dedim. Stoperlerinizi de risk almasını istemememiz gerekiyor. Şimdi orta sahadaki iki yönlü orta sahadan ben her zaman iki yönlü orta saha, yani genelde hep bu talimatların aynısını veriyorum. Daha fazla hücuma çıksın. Boş alanlara girsin. Top daha fazla sürsün. Tabi bu oyuncunun profillerine göre ve ligde sırıtıp sırıtmayacağına göre bunu hep vurguluyorum. Bunlar hani taktik oluşurken benim dikkat ettiğim şeyler bunlar. Hani çok iyi bir taktik yaptığım anlamında değil ama hani bilgilendirmek istersen bunu size söylemek isterim. Daha çok şut çekmeliyiz. Çeksin istiyorum ve daha fazla risk almasını istiyorum. Şimdi bu kısım değişken, dediğim gibi bu sene 3. sezonumuzda gezgin oyun kurucuya dönmüştük. İlk sezonlarımızı hep ofansif oyun kurucu destek olarak kullandık. Ekstra bir sadece daha fazla topu sür vermiştim. Defansif oyun kurucu da kullanabilirim. Dediğim gibi analiz kısmına maç içinde bakıp orta saha geride mi kalıyor, ileride mi kalıyor, çok mu darız, çok mu genişiz, rakibe göre taktikte bazı ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Mesela biz çok ilerideyiz, golü bulamadık. Rakip çok geriden yani çıkamamış ileri. Analizden bunu görüyorsanız ben bunu bir tık, bunu da bir tık daha, yani bir iki tık geri alıp hani takım biraz geri çekiyorum ki biraz hücum yapsınlar. Biz zaten kanatlarımız hızlı. Oyunun kontrolünü eline alabileceğimiz kadroya güvendiğim için daha rahat hücum ederiz. Çünkü adamlar defansa sıkışırsa olmuyor. Demek ki bulamıyoruz açıkta. Adamların böyle çekmeniz lazım diye düşünüyorum. Hani bu eklemeler benim böyle düşündüğüm. Dediğim gibi o yüzden maçtaki analiz kısımları bakıp oyuncu rollerini, talimatlarını, dediğim gibi kendiniz eklemeler yapabilirsiniz. Genel hatlarıyla böyle. İlk kısımdakiler biraz geniş oynuyoruz. Koşu yoluna pas yap, bekler ileri çıksın. Defanstan kısa pasta çık zaten. O yüzden bir pasör stoperimiz en az bir tane olmalı ve gizli libero kullanmamız gerektiğini söyledim. Yüksek tempo oynuyoruz. Pas şeklimiz standart. Kısa pas yapmanın uzun toplarda kullanabiliriz diye. Rakip savunmanın üstüne git. Yaratıcı oyna. Yerden orta ve paslaşarak girmeyi istiyorum. Daha çok orta yerine daha az orta çekerek ilerlememizi istiyorum. Top kaybedildiğinde pres yapalım. Ani, çünkü şu taktikte öndeyiz. Hani rakip top kaybettiği zaman hemen onu, biz top kaybettiğimizde hemen o baskıyı kurmamız gerekiyor. Topu kazandığımızda kontraya kalkmalıyız. Topu hızlıca elden çıkaralım. Hızlı hücum kuralım. Tempomuz da yüksek. Topu stoperlere ver deyip ayakla da kısa oynattırmaya çalıştırıyorum. Çünkü stoperler kenara çekiliyor. Gizli libero da ortaya geldiği için 3 tane pas opsiyonu olmuş oluyor kaleciye. Şu kısım dediğim gibi ilk taktiğin ilk hali bu. Bu kadronuza göre bununla birkaç oynama yaparsınız. Offside taktiğini kullanıyorum. Savunma genişliğini dar yapıyorum. Rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz. Çünkü zaten çok öndeyiz. Yapmamız da lazım. Yüksek şiddetli pres de yapıyoruz bu yüzden. Duruma göre temponuzu ve şeyinizi azaltabilirsiniz. Tabii daha sıkı markaj ve topa dal. Topa dal tabii, baktınız takım çok kırmızı görüyor ya da çok sarı görüyor, agresifleşiyor. Bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi taktik mükemmel bir taktik değil. Çok iyi bir taktik de değil. Ben sadece çekip anlatmak istedim. Belki benim başka hatalarım olur. Siz de bana bunları söyleyebilirsiniz. Zaten kullanmak isterseniz diye altta da taktiğin linkini bırakacağım. Dediğim gibi Discord sunucumdan tekrar açayım. Discord sunucumun linkini altta videoya bırakacağım. Taktik kısmına gelip taktiklerinizi atın. Çarşamba günü 28'inde ayın. Twitch'te linkimde attım buraya. Saat 9'da başlayacağız. Eğer taktiklerinizi başkalarını görmesini ya da konuşup bir şeyler anlatıp bilgi alışverişi yapmak istiyorsanız hepinizi bekleriz. Şimdi biz bu taktikle biz neler yaptık? Bu kadar anlattım da. 3. sezon 6 maç oynadık. 6'da 6 gidiyoruz. 19 averaj yapmışız. Şimdi ilk kısımlara gelelim. İlk sezon gördüğünüz gibi başlarda 2 maç aldık. Sonra çok kötü. Bir anda bir şey, sonra bir taktik toparladı dedik, yine böyle.
çok değişken oldu. Niye? Arsenal'in stoperkilleri çok kötü ilk başta. Yani benim için kötüydü. O geri atılan toplar olsun, bunları düzeltemedik. Sonra gördüğünüz gibi mesela Liverpool'a 3-1 kaybetmişiz. Tottenham'a 4-1, ay Tottenham'a 1-0 kaybetmişiz. United'ı 5-2 yenmişiz. Tekrar United'ı 4-1 yenmişiz. Tottenham'a yine kaybetmişiz. Gördüğünüz gibi çok dengesiz performansla. Bir yenmişiz, bir kaybettik. Tam olarak oturtamamışız. Dediğim gibi ilk sezon çalışkan forvet vardı Werner. Ardından yaratıcı forvete geçti. Taktiğin son halinde yaratıcı forvet var. İlk sezon ligi kaçıncı bitirdiğimizi açayım şöyle. İlk sezon 3. bitirdik. Arsenal'in kadrosuyla, olan kadrosuyla. Devre arası sadece bir Werner transferi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bizce gayet güzeldi. Şöyle istatistikleri de göstereyim. 79 gol atıp 38 yemişiz. Bir miktar fazla yemişiz. Gol sayımız da iyi. Yani Liverpool City'den sonra biz en fazla atmışız. İkinci sezon yine aynı taktiği kullandık. Sonuçları göstereceğim. 38 maçta 32 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Yani 36 sadece 38 maçta 2 maç kaybetti. Geri kalan maçlarda güzel bir üstünlük sağladık. 100 puan topladık. Sadece 21 gol yedik. Tabii kadro kalitesi de bir tık daha arttığı için defans anlamında daha güzel performanslar aldık. 88'de gol attık. Hem gol hem az gol yemeyiz sırasında üst sıralamayı çektik ligde. Şimdi ikinci sezondaki de şey başarılarımızı göstereyim. Duragın böyle hatalarım olduysa affola, ilk defa da taktik olarak bir video çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Euro Cup'ı kazandık finalde, bunu da söylemek için ilk sezonu gösteriyordum. İkinci sezon. Şöyle Avrupa Süper Kupası'nda Real Madrid'i yendik. City'ye kaybettik. Sonra yine galibiyet serisi başladı. Sürpriz bir yedek kadroda Leading'e karşı puan kaybettik. Ardından mükemmel giden bir şey var. Liverpool'ları yendik. Ajax, Everton. Böyle böyle ilerliyor. Tabi arada sürpriz yenilgiler oluyor. Valencia ve Everton. Mesela bu maçlardan sonra yine bir toparlanma sürecine girmiş takım hemen. Şöyle görüyorsunuz. Bayern Münih mesela 2-1 yenmişiz. İstatistiksel olarak böyle. İç sahada 2-1 böyle yenmişiz. Deplasmanda 1-1 kalmışız. Deplasmandaki istatistiklerimiz de böyle. Hani önemli Şampiyonlar Ligi maçlarından göstermek için açarsam, Liverpool'a yarı finalde elenmiştik. Deplasmanda 2-1 kaybetmişiz. Burada maçın ikinci yarısı bu taktiğe dönmüştük. İç sahada 0-0 kalmışız. Gördüğünüz gibi iç sahada da böyle oynadık. Ama maalesef Alisson ve Van Dijk izin vermemişti gol atmamıza. Dediğim gibi taktiğim şöyle, tekrardan göstereyim. Eklemek istediğiniz bir şey olur, kullanırsanız eğer bana da belirtebilirsiniz. Eğer siz de taktiğinizi görelim, hep beraber konuşalım. Bir şeyler üstüne eklensin ya da siz başkalarını bilgilendirmek istiyorsanız Discord sunucuma gelip taktik kısmına taktiğinizi atın. Çarşamba günü 28 Kasım'da, Kasım'da mıyız, Ekim'de miyiz? Ekim'deyiz. 28 Ekim'de Twitch hesabımda saat 9'da yayına başladığımızda sırayla taktiklerinizi konuşalım. Hep beraber birbirimize Football Manager anlamında, Football Manager 2020 çıkmadan 20 ile alakalı birbirimize bir şeyler katalım istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eksiklerim olduysa belirtebilirsiniz. Twitch kanalıma, Discord sunucuma da beklerim. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın.